Adnan Bey, Ankara Sivriözü'nde bulunan CHP Genel Merkez binasında bir mescit açıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu yaptığı açıklamada partililer ve ziyaretçilerden bu yönde bir talep olduğunu belirtti. Ancak bazı vekiller Sayın Bekaroğlu'nu din istismarı yapmakla suçladı ve istifa etmesini talep etti. Ya kardeşim, istismar değil. CHP'nin buna ihtiyacı var. AK Parti bunu yaptı, iktidar oldu. Evet. Millet bunu istiyor. Yapmayın, etmeyin. Kılıçdaroğlu çok efendi bir insan, akıllı bir insan. Zırt bir partiden istifalar bilmem ne falan. Ya kardeşim, istifa partiye zarar verir. Küçük bir partisin sen ya. Evet. Mesela o hanımefendi dönsün rica ediyoruz. Ya yapılır mesela, partinin önemli bir gücü. Partide moral bozukluğuna sebep olur o. Evet. Ne gerek kardeşim? Yani kime ne fayda getirecek bu? Tabii. Mesleğin açılması çok iyi olmuş. Tabii. Ellemesine, bu CHP'nin gidişatı iyi. Din istismarı olur mu kardeşim? O zaman hiç dinden bahsetmemesi gerekir. CHP'de hiçbir şekilde iktidar olamaz o zaman. Evet. Bilakis daha da artırsınlar bu üslubu. Bu istismar değil, bu faydalı, hikmetli, isabetli bir tavır olur. Evet. Niye istismar olsun ya? Ben diyorum ki Allah'ı seviyorum. Bu din istismarı mı? Mescit var orada. Ben geldiğimde, dün CHP binasını ziyaret ettiğimde namaz kılacak yer arıyorum. Yer yok. Ne yapacağız? Bir zahmet dışarıda işte 5 kilometre ileride mescit var, orada gidip namaz kılın. Evet. Oldu mu şimdi bu? Orada olacak mescit. Evet. Dinsiz de gelsin CHP'ye, dinler de gelsin. Evet. CHP özgürlüğün kalesi olsun. Kılıçdaroğlu son derece efendi bir insan. Evet. Kabili bir hitap bir insan, kibar bir insan, klas bir insan. Seyit, evet. Seyit aileden geliyor. Ne güzel ya. Böyle partide insan istifa eder mi ya? Yani bir fayda getirecek bir şey değil bunlar. Zarar getirecek şeyler. O hanımefendiye mesaj yazsın da geri dönsün partiye. Bir de hanım milletvekilleri olsun istiyoruz biz. CHP'de mi? Hanım üyeler olsun. Daha çok olsun istiyoruz. Böyle şey yapmasın. Böyle sevecen, tatlı bir çizgiye gelsinler. Bağnazlar tavır alsın ama modern dindarlık anlayışını savunarak tavır alsınlar. Evet. Böyle olmaz. Yani katı olmaya gerek yok. Biraz elastiki. İşte görünümleri mükemmel. Modern insanlar. Dindarın da geldiği bir parti olsun. Dinsizin de geldiği. Ateist de gelsin. Komünist de gelsin. Herkesi kucaklasın. Ama dindarlık zemininde CHP'ye otursun. Yani millet bunu istiyor CHP'de. Ama nasıl dindarlık? Modern dindarlık. Aydın dindarlık. Atatürk gibi demiştim. Ha, Atatürk gibi. Evet. Aynısı Atatürk'ün. Evet. Ne yapıyorsa aynısını yapacaklar. O kadar. Evet. Milim santim şaşmaya gerek yok. Atatürk ne diyor? Türk İslam Birliği. Evet. Tamam. Atatürk ne yapıyor? Cebinde Kur'an taşıyor. Sen de taşı. Evet. Atatürk şık giyiniyor. Sen de giyin. Evet. Masası çok güzel. Sohbeti güzel. Sen de öyle ol. Komünizme karşı. Komünizme karşı. Sen de karşı ol. Evet. Bölünmeye karşı. Büyük Türkiye taraftarı. Sen de öyle ol. Bütün mesele Atatürk'e tam uymalarında.